Hayırlısı hayırlı olsun. Kurbanınızı kestik. Gerisi evlatlarınızın, torunlarınızın başına. Hala, hala gel. Geç, geç, otur geç. Geç, ne oluyor hala? Hala ne oluyor? Geç, geç Ferit. Seyran bakma, bakma. Seyran bakma dedim sana, bakma. Baba, baba iyi misiniz? Hala? Seyran, ne oluyor Ferit? Ferit, ne oluyor oğlum? Şişt, tamam, tamam. Herkes sakin olsun. Seyran, sen Atış Olay'ı götür buradan. Biz de salona inip konuşacağız, tamam mı? Ya bana biri burada ne olduğunu anlatır mı lütfen? Seyran götürmüş. Götür. Allah'ım. Ağam nasılsın? Ferit. Latif efendi, kimse bu odaya girmeyecek. Kimse hiçbir şeye dokunmayacak. Bak, bu dakikadan sonra benim sözümden çıkan olursa yakarım. Duydunuz mu? Ya kim nasıl yapabiliyor bunu yenge? Kim dedemin odasına kadar nasıl girebiliyor? Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz. Hepiniz. Duydunuz mu beni? Yenge, sen böyle mi idare ediyorsun ya diye? Ha? Böyle mi idare ediyorsunuz siz? Burada kalmayacak. Burada kalmayacak. Abi. Abi bütün korumaları topla. Bekleyin beni. Tamam mı? Çabuk. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Kim cüret edebilir buna? Polise haber verdiniz mi? Latif efendi, bir şey sordum. Polisi aradınız mı? Kimse bir yeri aramayacak. Ne diyeceksiniz arayıp? Düğün gecesi Halis Korhan'ın yatak odasına kadar girmişler mi diyeceksiniz? Rezilliğimizi herkese duyuracak mısınız? Baba. Baba lütfen. Bakın bu böyle psikopatlık yapan daha kim bilir neler yapar Allah korusun. Ya odada biri olsaydı? Ya canınıza kastetseydi? Belki de hala birileri var baba bu evde. Ha? Belki de gerçekten canımıza kastedeceklerdi. Ya dedemin odasına giren kim bilir başka ne yapmıştır bu evde? Latif Bey, hemen bütün odaları didik didik arıyorsun, korumaları da çağır. Ya ne korumaları yenge? Kime güveneceğiz ya biz? Belli ki birileri işini yapmamış. Belli ki birileri bizi satmış yenge. Latif Bey. Ben mutfaktakilerle dolaşır bakarım her yere. Bizzat başlarına dururum, merak etmeyin. Ferit, bir konuşalım mı? Abi çek elini. Geç sen de şöyle. Geç. Lan, lan oğlum. Lan biri elini kolunu sallayarak bu evin içine dedemin odasına kadar girebiliyor. Lan siz adam mısınız lan? Ferit, ayıp oluyor ha. Ayıp oluyor öyle mi? Ayıp oluyor. Lan o giren kişi aileden birine saldırabilirdi abi. Öldürebilirdi. Ne ayıbı lan? Ferit, düğün müğün ortalık karışıktı. Olan biten şey sen biliyorsun. Her şeyi biliyorsun diyor. Lan ben sana o yüzden yığabildiği kadar adam yığ demedim mi? Ya yığdım. Yığdım Ferit. Bütün yabancı paketleri aradım.
Bütün yabancı araçları arattırdım. Hem sen kendi ağzına demiyor musun dedemin odasına kadar girdiler diye? He? Bunu dışarıdan birinin yapması imkansız. He. Sen bence içeriden bir ihtimali düşün. İçerideki ihtimalleri düşüneyim, öyle mi abi? Ha? Yani sen bana diyorsun ki bunu aileden biri yapmış olabilir diyorsun. Öyle mi abi? Yok öyle dünya abicim. Yok. Hiçbiriniz bu işten böyle sıyrılamazsınız. Duydunuz mu beni? Lan ben size evimi, ailemi, namusumu emanet ediyorum lan. Size güvenemeyeceksem ne işiniz var burada? Ferit, bütün sorumluluk bende abicim, tamam mı? Ne diyeceksen bana diyeceksin. Öyle adamlarıma bağırmayacaksın. Ben adamlarıma güveniyorum. Ha, sen bana güvenmiyorsan onu konuşalım. Ha. Seyran, benden habersiz. Sen mi götürdün Pelin'i? Ben götürdüm. Nasıl güveneceğim ben sana? Ha? O zaman benim burada durmam bir anlamı yok Ferit. Çekip gideyim ben. Ha. Çekip git. Çekip git sen. Çekip git abi. Adamlarını da al buradan. Hep beraber çekip gidin ha abi. Bizi kim sattıysa da kendi hayatına kaldığı yerden devam etsin. Öyle mi abi? Ferit. Yok öyle dünya. Sen dahil olmak üzere hepinizin yarın hesap dökümlerine, arama geçmişlerine bakılacak. Duydunuz mu beni? Madem sen de adamlarınla kendinize o kadar güveniyorsunuz, bir itirazın yoktur diye düşünüyorum abi. Ondan sonra git nereye gideceksen. Madem bütün sorumluluk sendeydi, bana ispatlarla geleceksin abi. Sonra yap ne yapacaksın.